Bak demedi deme. Bu cadal Oscar'ı bizim başımızı ağrıtacak. Şuna bir ilaç versek de sussa ya. Patrondan emir var. Bir gezintiye çıkacağız. Ece de o zaman alırız. Karboz. Karboz neredesin Allah'ım ya? Kurtar beni ne olur ya. Zeyno. Zeynep, eminsin değil mi burası? Evet, tam buradaydık. Oğlum şu dükkana bir bak, zorla. Baktım abi, yok kimse. Zeyno, o sırada buradan geçen yören birisi var mıydı? Kızım bak, iyi hatırlamaya çalış. Bana bak. Yoksa yarına bir şey mi yapsın? Tamam, tamam, tamam. Tamam. Üstüne gitmeyin kızın, zaten korkmuş. Aynı şeyleri söyleyip duruyor zaten Carlos. Abi tamam, ne yapalım şimdi? Nereden başlayalım he? Abi sokağa gören bir MOBESE kamerası var. Bahadır, kayıtlarını bulabilir misin? Yani biraz zor ama denerim Carlos. Bahadır, zor diye bir şey olmasın, imkansız da vakit almasın, ne olur. Tamam abi. Hadi, 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 hadi. 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 Ya Bahadır, yok mu şuradan bir şey? Çıkmadı mı? Oğlum bir sakin ol ya. Bahadır bakıyor işte. Bulacak, bulunca da bize söyleyecek. Otur şuraya. Abi bu dediğin gibi Malatyalı'ya falan baktık, hala hapisteymiş. Yani o değil diye düşünüyoruz. Yani özel bir nedenden değil de bizden biri olduğu için kaçırılmış olabilir. Ya ne bileyim, mesela intikam almak isteyen falan birileri olabilir. O kadar adam soyduk. Kimi hapiste, kimi yurt dışına kaçtı, kimiyle aynı şehirde yaşamaya devam ediyoruz. Kim niye yapar abi, yani biz 6 aydır tezgah yapıyoruz. Kim bu ya? Kim? Hangisi? Ne istiyor? İlk iş Esteban'dı. Kulüpten kovuldu gitti. Gözde Şan'ın altın klozetini çaldık ama kadın hala farkında bile değil. Abi şey vardı, Süneç Vedat. Adamı boksta yendik, parasını aldık, kaçtık. O yapmış olabilir mi? Onzici Şadan içeride. Kumarhane işi yaptık. Meltem Malta'ya kaçtı. Para koleksiyonunu çaldığımız Bünyamin izimizi bulamaz. Abi Baldız Balları operasyonu başarıyla bitmişti. Balcı İsfandiyar hala tutuklu. Mahmut İnşaat tezgahı bitince o çakma müteahhitler duvayı kaçmıştı. Vahit şerefsizi. İnsandan kobay kullandığını ortaya çıkardık. Herifin şirketi kapandı, yurt dışına kaçtı. Belki geri döndü. Tefeci Bindal. Senetlerini çaldık. Mahalleye yakın o. Belki odur. Onzayıcı Kutalmış vardı. Gözümüzün önünde tutuklandı da o yüzden o herif olamaz. Ona bakarsan Sevilay var, daha tehlikeli. Bizi kurşuna dizdirecekti kadın ama o da içeride. Madencilerin bağışlarını çalan Rıfat'a hiçbir iz bırakmadık. Tablosunu çaldığımız eve çakmasını koyduk. Karhan denilen Zübbe'yi zaten soymadık. İnsan kaçaklısı Gudubet Faysal tutuklandı zaten. Eflat'ın salağını zaten sayma. Arkadaşlar, polise gidelim. Ya kuzen, oğlum tamam. Bizim de içimiz yanıyor da nasıl gideceğiz polise bu halde? Ya polisin hırsıza yardım ettiği nerede görülmüş diyeceğim şimdi. Bu sıkıntılı anımızda politik espri yapma diyeceğiniz. Carlos, biz kendi yolumuza bakalım oğlum. Yolumuza mı bakalım? Yolumuza bakalım bakalım da kandemir abi. Yol tıkalı, akmıyor. Onu ne yapacağız? Belki de bizim yolumuz yol değildir be kandemir abi. Ha? Baksana. Yaren'i kaçırıyorlar. Normalde bu tür şeyler için fidye midye istemeleri gerekmiyor mu arkadaşlar? Hı? Tuncer, sen anlıyorsun ya bu film işlerinden. Normalde fidye istemeleri gerekmiyor mu? Öyle bile ama. E gerekiyor da niye kimse aramıyor arkadaşlar saatlerdir? Yaren'i kaçırıyorlar, 2 saattir kimse aramıyor. Bizimle dalga geçiyor bu herifler ya. Kandemir abi. O yüzden ben diyorum ki, gel abi, polise gidelim. Yeter. Sakin ol. Bahadır MOBESE kayıtlarına ulaşacak, o arabayı takip edeceğiz. Tamam abi. Ben sustum abi. Öyle takip edelim. Ne araba var, ne görüntü var, hiçbir şey yok abi. Yine de öyle takip edelim. Carlos, az sabır bir oğlum ya, az sabır. Thank you.
akşamlar. Birini mi bekliyordunuz? Yok, Ceyhun beklemiyoruz. Yanlış zamanda geldim galiba biraz. Biraz öyle oldu Ceyhun. Ya ben hem sizi hem Yaren'i merak ettim de aradım ulaşamadım. Carlos seni aradım, belki görmüşsündür. Ha, gördüm Ceyhun da çok meşguldüm, geri dönemedim, kusura bakma. Hayırdır, sen Yaren'i niye merak ettin? Ya bizimkiler bu kuaför derdi açtılar ya bir tane başımıza. İşte oraya giderken gördüm Yaren'i. Ha, kuaför demişti. Öğlen sonra yanımıza geldi işte dükkana. Ha, geldi mi? İyi, tamam. Ben bu adamlar falan gördüm yanında, biraz endişelendim o yüzden. Hangi adamlar? Ben... Ya sen Ceyhun niye kapıda kaldın? Gelsene kardeşim yukarı. Valla ben Yaren'i kuaföre giderken gördüm. Burası sen Zeynep misin? Evet. Sen de Yaren'in yanındaymışsın ama ben seni hiç görmedim. Benim bir işim vardı, gitmem gerekti. Ceyhun sen devam et oğlum. Ya abi işte yanında bir adam vardı, onun arabasına bindi gitti Yaren. Nasıl bir araba? Siyah lüks bir arabaydı. Vallahi ne yalan söyleyeyim, adam benim gözüm tutmadı. Yaren de böyle biraz sıkıntılı gibi. Her şey yolunda mı? Yolunda değil Ceyhun. Yolunda değil. Hayrola Şehriban? Evladım sen bu saatlere kalmazdın. Bir sıkıntı mı var yoksa yavrum? Yok be Servet abi. Herkesin içindeki sıkıntı kadar bendeki sıkıntı da ne olsun. Kabristan'a gittim. Rahmetli kocamı ziyareti. Çiçeğe suyu eksik kalmasın dedim. Allah kabul etsin. Ah be evladım. İyi yapmışsın. İki dünya bir. Onlar orada, biz burada. Bizim bir yanımız ölü, onlar hatıralarda canlı. Bu iş böyle kızım. Hayat devam ediyor. Etmek de zorunda. Bak bir başına büyüttün, aslan gibi komiser yaptın oğlunu. Helal olsun senin gibi anaya. Allah bağışlasın. Allah'ıma şükürler olsun. Yüce Mevlam yardım etti de öyle oldu Servet abi. İşte ben de evde oturmaya devam edeyim yoksa böyle bir meşgale bulayım kendime, çalışayım mı diye bir rahmetliye danışayım dedim. Ona gittim. Bak kızım, insan yaşarken ne zaman ölür biliyor musun? Tembellik edip kendini, inancını kaybederse, boş beleş meşgalelerle vaktini geçirirse işte o zaman ölür insan. Yaşamak bir sanattır ya. Kolay iş mi? Hemen öyle pes etmek yok. Denizi seviyorsan dalgaları da seveceksin. Ünlü İtalyan amiral komutan ne demiş biliyor musun? Kimse senin Akdeniz'de karşılaştığın fırtınalarla ilgilenmez. Gemiyi limana getirdin mi, getirmedin mi ona bakarlar. Sen de hayatı sadece seyredersin. Her gün dizi seyreder gibi seyredersin. Bakarsın. Doğru diyorsun Servet abi. Ben düşüneceğim bu dediklerini. Ellerinden öperim. Ben de gözlerinden öperim evladım. Düşün. Tamam Servet abi. İyi geceler. Sevdiğini doyamadan kaybedenlere çok üzülüyorum her zaman. Çok. Ceyhun, Yaren'in yanında gördüğün erkek arkadaş adayı. Biraz sıkıntılı bir tip. Biz Yaren'den haber alamadık. Yani hani ne gördüysen anlatsan bize. Nasıl sıkıntılı ya? Ya ortada madem böyle bir sıkıntı var, Yaren niye bir işaret yapmıyor bana? Ne bileyim, siz niye haber vermiyorsunuz der ya. Ceyhun, diyelim ki sıkıntılı bir durum var. Geldik sana haber verdik. Polis ne yapabilir ki böyle bir durumda? Haber vermedik sana çünkü biz Yaren'i rencide etmeden, bu işten de ona bir zarar gelmeden bu işi kapatmak istiyoruz. O yüzden polis gereksiz. Ya ben arkadaşlar hiçbir şey anlamadım. Şimdi Yaren nerede? Sizin haberiniz var mı yok mu? Var Ceyhun da bizim gözümüz çocuğu pek tutmadı. Abi olur mu öyle? Ben bir Esra'yı arayayım, araştırsın bu adamı. Ceyhun! Öyle bir şey olursa ilk sana haber veririz ama şimdilik öyle bir durum yok değil mi çocuklar? Baba. Carlos. Biz kendimiz halledeceğiz. Ailece gözlemleyeceğiz çocuğu. Tamam. Ben eve gideyim. Siz bir gelişme olursa beni haberdar edersiniz zaten. Yaren de gelir, merak etmeyin. Ceyhun. Ta. Ben yok dediğim şey. Bulduk, kayıtları buldum. Ulan kaçırmış şerefsiz. Şerefsizlere bak Allah aşkına be. Yaren'im. Yaren'im. Senin ben var ya. Senin ben var ya. Dur, dur. Seni ben öldürmeden ölmeyeceğim. Carlos. Ölmeyeceğim. Oğlum.
Bahadır şu hikayeye girsene. Plakaya gir, plakaya yakın. Plaka kaydına bakacağım şimdi. Yani eğer bir kaza veya ihbar falan varsa hepsi düşer sisteme zaten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?